NATO etnik gerilimi tırmandığı Kosova'ya ilave barış gücü birliği konuşlandırdı. Ülkede Sırp azınlığın ve Arnavutların protestoları da sürüyor. Kosova ve Sırbistan liderleri ise Avrupa liderleriyle masaya oturdu. Kosova'nın kuzeyinde tansiyon düşmüyor. Burası Leposavić kasabası. NATO barış gücü askerleri nöbette. Yerel seçimle iş başına gelen Arnavut Belediye Başkanı Luzim Hetemi 29 Mayıs'tan bu yana ofisinden dışarı çıkamıyor. Çünkü yerel seçimleri boykot eden ve sonuçları tanımayan Sırp azınlık Arnavut Belediye Başkanlarının ofislerine girmesine engel olmaya çalışmış. Çıkan çatışmalarda 30 NATO barış gücü askeri yaralanmıştı. Gerilimin hızla tırmanmasının ardından NATO bölgeye 700 kişilik ilave barış gücü yollama kararı almıştı. Birlikler görev yerlerine ulaştı. Protestolar sürüyor. Sırplar Zvečan Belediyesi'nin çevresinde kurdukları çadırlarda toplandı. Arnavut nüfusun yoğun olduğu güney kesimindeki göstericilerse Sırbistan aleyhine sloganlar attı. Bir taraftan da diplomasi trafiği hız kazandı. Kriz Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gündemdeydi. Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanları Avrupalı liderlerle görüştü. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell iki ülkenin liderine 3 talep sundu. Bunlar Kosova'daki yerel seçimlerin hemen yenilenmesi, daha önce seçimleri boykot eden Sırp azınlığın oylamaya katılımının sağlanması ve Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığındaki diyalog kapsamında Sırp çoğunluklu belediyeler birliğinin kurulması için çalışmaların başlaması. Sırbistan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Sırbistan yönetimi Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın %3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise tam aksini savunarak belediye başkanlarını görevden almayacağını söylüyor. Ağustos ayında BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika diken üzerinde. Çünkü zirveye katılması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tutuklamak zorunda kalabilir. Tartışmalar sürerken BRICS Dışişleri Bakanları bir araya gelip Liderler Zirvesi için hazırlık yaptı. BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir araya geldi. Bakanlar Ağustos ayında Johannesburg kentinde yapılacak BRICS Liderler Zirvesi'nin planlanma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının resmi gündemi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki spekülasyonların gölgesinde kaldı. Çünkü Putin BRICS zirvesi için Güney Afrika'ya gitmesi halinde tutuklanabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'da işlenen savaş suçları nedeniyle Mart ayında Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi olduğu için kararı uygulamakla yükümlü. Ülkedeki muhalefet partileri de Güney Afrika'ya gelmesi halinde Putin'in tutuklanması için başvuru yaptı. Bu seçenek Güney Afrika hükümetinin hiç istemediği bir senaryo. Güney Afrika benzer durumu yıllar önce Sudan'ın devrik lideri Ömer El-Beşir'le de yaşamıştı. Soykırım suçlamasıyla aranan Ömer El-Beşir 2015'te Johannesburg'da düzenlenen Afrika Birliği zirvesine katılmış fakat yerel mahkemenin tutuklama kararını uygulama ihtimali artınca hızla ülkeyi terk etmişti. Güney Afrika o dönem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sinyali verse de bu yönde adım atmadı. Peki şimdi ne olacak? Putin zirveye katılmayarak Güney Afrika'yı diplomatik ikilemden kurtarabilir. Ancak Kremlin'den bu yönde sinyal gelmedi. Yalnızca Rusya'nın zirvede uygun düzeyde temsil edileceği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un planlama toplantısına katılması ise Putin'in Güney Afrika'ya gideceği ihtimalini artırdı. Güney Afrika hükümeti elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Zirvenin tüm katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık verildi. Fakat bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına karşı işe yarayıp yarayamayacağı net değil.